devlet hukuka aykırı işlemler yapmamalıdır. Devlet hayvanlara karşı suç işleyenleri etkili şekilde cezalandırmalıdır. Yani burada tersten uygulamaya çalışıyorlar olayı. Hı hı. Aksine devletin negatif yükümlülüğü dediğimiz yanlış bu tür eylemlerden kaçınmakla ilgili yükümlülük yüklüyor bu madde. Aynı zamanda da pozitif yükümlülüğünün gereği olarak bu şekilde canlıları, hayvanları katledenlere de ceza verilmesi sorumluluğunu yüklüyor. Ama biz de bu anayasal hükmü uygulamak bir yana hayvanları hepimizin vicdanını sızlatır şekilde, kabul edilemez şekilde ve bu kadar itiraza rağmen, bu kadar protestoya rağmen ısrarla geçirilmiş bir hayvan hakları, hayvanları koruma yasasında değişiklik yapan hatalı maddelerle bugün kamuoyu gündeminde biz hayvanları nasıl koruyacağız diye tartışmak zorunda kalıyoruz. İlk yapılması gereken şey derhal iptal davası Anayasa Mahkemesi'ne açmak ve belirtilen tabiatın korunmasıyla ilgili olan anayasa maddesi, aynı zamanda da 56. maddedeki sağlıklı ve dengeli çevrede yaşam haklarına dayalı olarak yürürlüğü durdurma talebiyle iptal davası açılması gerekir.